Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber akvaryumumuzda su değişimini yapacağız. İzmir'den Hasan arkadaşımızdan, Hasan Kökten arkadaşımızdan çok sağ olsun domates, anemonlar, teke karidesler geldi. Onları ekleyeceğiz. Aynı zamanda Akvaryum Notları kanalından Oğuzhan'ın bana vermiş olduğu bir akvaryum var. Bunu ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani işimiz çok fazla. Su değişimimiz olacak. Yeni canlılarımızı ekleyeceğiz. Anemonumuzu ekleyeceğiz. İşte canlılarımızı sileceğiz. PS'mizi temizleyeceğiz. Yaklaşık olarak bu video tahmini olarak 15 ya da 20 dakika sürebilir. Belki daha fazla da sürebilir. Şimdiden yerinizi ayırtın. Gerçekten çok güzel bir içerik olacağına inanıyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Sevgili dostlar, şimdi bize İzmir'den Hasan arkadaşım, gerçekten emeklerine sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Domates, anemonlar, sinailler ve teke karidesler gönderdi. Karideslerimiz yolda 2 gün kadar kargoda geldiler. Herhangi bir aksilik var mı diye bakıyorum. Yok, yaşıyorlar yani. Herhangi bir sorun yok gibi. Bunları eklemeye çalışacağız. Eklemeden önce de şöyle bir genel kontrolünü yapalım ve suyunu eşitlemeye çalışalım. Herhangi bir soğuk mu diye bakıyorum. Ilık su ev ortamında ideal suya gelmiş durumda. Bizim burada görmüş olduğunuz gibi mercanlarımız var. Balıklarımız atlamasın diye bir bahçe çiti ekledim şuraya. Gerçekten de güzel oldu. Herhangi bir atlama zıplama meydana gelmiyor sevgili dostlar. Yine şuradan balkonumuza doğru gidelim. Size burayı da göstermek istiyorum. Burada benim Murat abiden almış olduğum su pirelerim var. Bunları şimdi yeni kaba aktaracağız. Yani işimiz inanın çok fazla. Bu fazlalıkları zaten sizinle beraber heyecanlı olur diye benim işte videoma ortak olmuş olacaksınız. Şurada su piresi kültürümüz var. 1,5 litre kadar oraya sirkemizi ekledik. 10 gün bekleyeceğiz onu. Şu an 3-4 gün oldu ama herhangi bir şey yok. Burada su pirelerimiz var. Gayet sağlıklılar. Onları şu kaba alacağız sevgili arkadaşlar. Burası komple akvaryum malzemesiyle dolu. Yani bu arka balkon bana ait. O şekilde söyleyeyim. Şimdi neler yapacağız? Bize bir kova lazım. Kovamızı alalım. Burada yine Eheim'in iç filtreleri falan var. Bunları satılığa koyacağız ama yani elimizde fazlalar. Bunları çıkaracağız elimizden. Yine dalga motorumuz falan var. Bunları alacağız. Şöyle şunu bir alalım arkadaşlar. Şimdi ben kameraya sabitleyeyim. Sizlerle beraber kurulumuzu yapalım. İlk önce suyumuzu alacağız. PS'mizdeki şu fazlalık olan suyu alacağız arkadaşlar. Şöyle şunu bir alalım biz. Su birikmiş. Resun SK 300'ün performansı bu. 1,5 günde görmüş olduğunuz gibi sapsarı bir su çıktı arkadaşlar. Şunu bir yerleştirelim. Şöyle atamadık. Şunu alalım. Şu tam yerleşti mi? Evet. Şuradan ayarını yapacağım ben şimdi. Şöyle göreceksiniz. Biraz diyorum ki bunu. Biraz daha şuraya kadar köpürt diyorum. Şunu çeviriyorum. Şu an en sonda taşma yapacak. Bunu ayarlayacağız. Tamam, ideal boyutta. Bu şekilde yeter. Bu şekilde gider sevgili dostlar. Şimdi bunu şöyle kapattık. Şu an dalga motoru yok ama dalga motorunu birazdan ekleyeceğim ben buna. Şimdi ne yapacağız? Pis suyu çekeceğiz öncelikle. Sevgili dostlar, şimdi yapacağımız olay şu. Işıklarımızı açalım. Şöyle. Hangi ışıkta çekeyim? Şöyle olsun. Şimdi şu akvaryumumuzdan suyu çekeceğiz az. Az bir şey su alacağım oradan. Şunu bir alayım. Azıcık suyumuzu alayım. Şunu da şöyle bir çekeyim. Şöyle dön bakalım sen. Rahat alışveriş yapmak için. Şöyle.
Bu tamam. Orada beklesin. Şu mavi akvaryuma biraz su alacağım ben. Domatesleri dediğim gibi direkt bu akvaryuma eklemeyeceğim. Çünkü onlar şu an açlar. Eğer bu akvaryuma eklersem ilk önce palyaçolar mı yerler? Biliyorsunuz, daha doğrusu biliyor musunuz bilmiyorum ama yerli tür olduğu için bu domates anemonlar doğada yakaladığı balıkları yiyorlar. Ama ithal tanktaki, ithal akvaryumlardaki, daha doğrusu ithal deniz canlıları olsaydı, yani bukre anemon falan olsaydı herhangi bir sorun yaşamayacaktık. Şöyle şuna bir dokunacağım biraz. Buna da yeni su hazırlayacağım. Biraz ağır oldu. Teker götürüyorum. Allah helal olsun, bana da ağır oldu ama. Şöyle. Şu fişi sallandıralım ya şuraya. Ben öncelikli olarak bir şey getireceğim. Ne getireceğiz? Adımız kepçe. Kepçeye lazım. Kepçemiz olması lazım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle ayarlayalım. Bence gayet yeterli görmeniz için. Hemen bir kepçe getiriyorum. Nerede bu kepçe ya? Ha, şuradaymış. Gözümün önündeymiş ama görememişim. Şimdi şu domatesleri bir alalım. Alamadım. Şu güzelliklere bak. Çok güzeller. Şunu alacağım. O bir kendine gelsin. Şu küçük de yapışmış. Hemen yapışıyorlar arkadaşlar. Sevdiği bir yer olunca hemen yapışmaya gidiyor. Tamam. Onu bir ayıralım yerine. Şöyle geç. Burada salyangozlarımız var. Bunları alacağım. Gayet de yaşıyorlar. Özellikle Hasan'a dedim ki, kardeşim dedim, susuz gönder salyangozları. Su koyma dedim. Gayet de güzel olmuş. Sen de gel teke. Attım valla. Teke bir. Sen yaşıyor musun? Yaşıyor. 3, 4. Bunların en özelliği zıplıyorlar hemen. Başka var mı? Şurada yavru da var. Yavru da gelmiş. Ya salyangozlar o kadar yapışmış ki. Tamam. Bayağı salyangozum oldu bu arada. Şu yaşıyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir tane sinayı var. Onu şuraya atayım. Başka var mı? Başka da yok. Bir tanesi de kabuk değiştirmiş arkadaşlar. Şunu şöyle attık. Evet, başka yok. Bu tamam. Şimdi bir peçete alalım. Camları silelim. Şöyle göstereyim size. Camlardan şimdi ne kadar pislik çıkacağına bakın. Normalde cam temizlememiz de var ama. Bakın, görüyor musunuz? Bunlar. Bu tankta hala sanki diatom devam ediyor. Yani tam bitmemiş.
Şuna bakın. Şunu at. Buradan biraz daha su alacağım ben. Büyük ihtimalle amonyak fazla çıkacak bizde. Şöyle. Görüyorsunuz. Şunu aldık, attık. Yani siliyorum ama maalesef tekrar oluşuyor. Biz de ne yapıyoruz? Tekrar siliyoruz. Onlar oluşuyor, biz siliyoruz. Evet, bu da tamam. Bu arada anemonları da besleyeceğiz. Onlar açtır büyük ihtimalle. Şöyle. Yandan ısıtıcıyı siliyorum. Evet. Şimdi biraz daha su alalım arkadaşlar. Besledikten sonra akvaryum için alacağız. Onları hemen almayacağım. Hemen alırsam dediğim gibi balıkları yiyebilirler. Tamam. Şimdi şu fişi şöyle koyalım. Senin güzellik şöyle dur. Sen de gel şöyle. Bu tamam, bu tamam arkadaşlar. Yeni su hazırlamamız lazım. Yeni suyu da yeniden bir tuz hazırlamamız lazım. Ve en sonunda zaten testlerimizi yapacağız. Akvaryumumuz ne durumda diye. Ben bir tas daha alayım her ihtimale karşı. %50 değiştireceğim çünkü suyu. Nitratın fazla, amonyağın fazla. En sonunda testlerimizi yapacağız. Akvaryumumuzun ne durumda olduğunu görmek için. Şimdi dostlar suyumuzu hazırlayacağız. Suyumuzu hazırlamadan önce biraz göz kararı tuz koyacağım kovaya. Çünkü bayağı bir eksiğimiz var. Şöyle ekliyorum. Tuz ölçerim olduğu için gram hesaplamıyorum. Tuz ölçerden kontrol ediyorum ne kadar olduğunu görmek için. Biraz tozludu bu arada. Saka su kullanıyorum, damacana su. Maalesef ki bunun fiyatları da artmış durumda. Bu sebeple ozmoz suya geçeceğim büyük ihtimalle. Şöyle. Tuzun üstüne boşaltıyorum suyu. Normalde 1 litreye 33 gram tuz ekliyoruz. Ama 10 litresi olacağı için 3 kilo 330 gram kadar bir şey eklemem lazım. Şunu da açalım. İkinci şişemiz.
karışmasın. Şimdi bu şişeleri şöyle bir kenara kaldıralım. Bunları neyle karıştıracağız biliyor musunuz? Dalga motoruyla karıştıracağız arkadaşlar. Dalga motorumuzu akvaryumumuza akvaryuma diyorum, özür dilerim. Kovaya ekleyeceğiz. Eklediğimiz kovadan da karışımını sağlayacağız. Bir şunu alayım ben. Şurasını alıyorum. Şu aparatı. Bu nereye geliyormuş? Şöyle mi oluyor acaba? Bir dakika, şu aleti bir yapayım. Şöyle olacak herhalde. Yok, böyle de değil. Şu şöyle. Şurada mı oranın acaba? Neyse. Bunu içine şöyle bırakıyoruz. Bir yandan da fişi takalım. Şimdi size göstereyim şöyle. Suyumuzu karıştırmaya başladı. Şöyle baktığınız zaman şu şekilde bir karışımla başladı. Bu şekilde karıştırsın, biz balkondaki diğer işlere gidelim isterseniz. Şimdi dostlar geniş açıda çekiyorum. Bu nedenle ayarlamalarımızı yaptık. Beni belki göremeyebilirsiniz, bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir selemiz var. Bu selemize şu kutumuzun içindekileri dolduracağız. Çok fazla malzememiz var maalesef. Şuraları düzenleyelim biz. Şimdi katkılarımız, testlerimiz. Bunları serin yerde saklıyorum. Mercan besinlerimiz hepsi var. Tamam. Bu kurma. Bunu bir sileceğiz. Şu testleri şöyle bir çekelim. Şunu şuraya mı çeksek acaba? Neyse dur. Onu en son yaparız. Bir peçete alayım. Murat abiden şunu öğrendim. Süpresi üretim yaparken bulunmuş oldukları kapların ağızları geniş olması gerekiyormuş. Yani ne kadar çok oksijene hitap ederse, oksijen alırsa süpereleri, bu kadar çok üreme gerçekleşirmiş. Eğer ağızları dar bir alan üretim yapılırsa, bu şekilde de süpereleri ölürmüş sevgili arkadaşlar. Ve hasat etmeniz gerekiyormuş. Yani büyük olan ana süprelerini, anaçları hasat etmeniz gerekiyor. Eğer hasat etmez de onlar suyun içinde ölürse, bu kez su kalitesi bozuluyormuş ve bozulduğu takdirde de yavrularında ölümüne neden oluyormuş. Bunu da Murat abiden öğrenmiş olduk. Kendisi sağ olsun açıkladı. Şimdi bunu sildik. Bu kaç litre acaba? Ne yazıyor? Tam
22 litre. Güzel. Ağzı geniş bir saklama kabı. Testler için kullanıyordum. Olsun. Sprelerine kullanacağız. Size de gösterelim sprelerini. Hepsi burada. Bayağı da çok var. Bunların hepsini buraya alacağım şimdi. Birinci şişe. Dibinde kaldı mı acaba? Sanmıyorum. Kalmadı sanırım. Yok. Hareket eden bir cisim yok. Size göstereceğim birazdan spreyi. Şu yeşili alalım dedim ama şunu ekliyorum. Şimdi buradan biraz su azaltmamız lazım. Bu doldu çünkü. Hayda. Boğazına kadar doldu. Bizim daha bir şişemiz daha var. Ben ayırmam lazım. Nasıl ayıracağım? Hemen içeri gidiyorum ben. Bir yandan tuza bakıyorum arkadaşlar. Hala karışmaya devam ediyor. Şimdi şöyle yapacağız. Spreleri dibe çöktüğü için sirke boş suyu bunun içine alacağız. Ayıklayacağız yani. Olmadı. Süpüresi geldi. Alabildiğimi şuradan alıyorum. Sadece suya yıktıracağım. Bunda da bayağı süre geldi. Bir şey. En son kepçeyle ayıklayacağım zaten tekrar balıklara vermek için. Ayağı çok geldi ya. Tamam, şunu da boşaltalım biz. Süpereleri insana bulaşır mı? Bunu da merak ediyorum. Bulaşmaz sanırım ya. Sonuçta suyun içinde yaşayan bir hayvan. Şimdi şurada üçüncü bir şeyimiz kaldı, şişemiz kaldı. Onu nasıl alabilirim diye bakıyorum ama ya süzeceğim kepçeyle öyle alabileceğim. Yine yakaladık. Ya da ağzını keseceğiz onun. Ancak öyle. Biraz şuna yeşil su ekliyorum.
Şöyle hepsini attım vallahi. Karıştırayım. Bu hayvanlar bu yeşil suyu bir kendileri yesinler. Şunu da alalım. Şimdi bunu şöyle kenara çekeceğim. Ne yapsam ne yapsam. Yine sattıkça artık çıkartıyorum. Ay su varmış bunda. Var. Burada sirke kurdumuz var. 2 şişe yeşil sumuz var. Un kurtlarımız var. Herhangi bir kayıp yok. Çok şükür. Şurada malzemelerimiz var. Bunlar da satıldı. Bitmeyi bekliyor. Sevgili dostlar. Şunu şöyle çekiyorum. Şu şişeleri atarım ya. Şimdi şunu bir alayım ben. Size de göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada hep su piresi var. Görüyor musunuz? Şöyle. Şurada. Hepsi su piresi. Yine burada. Bakın. Bir sürü. Hatta şuradan yaklaştırsak görebilir miyiz? Göremedik. Şurada var yine. Şurada var bakın. Bir sürü. Hepsi üretimlik arkadaşlar bunlar. Bunları satıp güzel bir gelir de elde edebiliriz belki. Çünkü bulunduğum ilde su piresi maalesef yok. Şu an tek bende var. Bu nedenle güzel bir şey oldu. Burayı biraz açacağım ama camı havalandırmak için. İçeri gidip deniz akvaryumuza bakalım ne durumdayız. Burada tripodumuz var. İçeri gidelim. Akvaryumuza bakalım. Gördüğünüz gibi karışmış tuzumuz. Isımız gayet ideal. Ev ısısı. Bir bakalım tuzu ne çıkacak bunun. Sevgili arkadaşlar, akvaryumun tuzunu şu şekilde ölçüyoruz. Bizim bir ATC ölçerimiz var. Tuz ölçer. Birkaç damla şuraya akvaryum suyundan ekliyoruz. Yani tuzlu sudan ekliyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Işığa doğru baktığımızda, dur bakalım bunu gösterebilecek miyiz? Şurada bizim 1024 gibi çıkıyor. Ya da 1025 gibi. Şu an mesela 0 çıkar çünkü. Şöyle bir netlemeye çalışayım. Şuradan mesela görebiliyorsunuz kaç derece olduğunu. Bu şekilde ölçüp biliyoruz. Şimdi bir ölçelim isterseniz sizlerle beraber. Şimdi benim damlalığım yok. Bu yüzden şimdi tek elle de zor olacak. Şöyle kapatıyorum. Bir bakalım kaç derece. Aşağı doğru tutacağım. Ayarlamaya çalışayım. Bir dakika. Şuradan kaç derecede göremedim. Şimdi dörtlü kamera olduğu için tam tamına ideal derecede, yani 1024'e tam ayarlanmışık. Evet, 1025'te hatta çok da güzel. Yani tam atmışım, yani elim gerçekten terazi gibi tam geçirmişiz. Şimdi tripodumuzu sabitleyelim. Şimdi şu kasımızı alalım. Dalga motorumuzu kapatalım. Dalga motorunu şuraya ortaya gelecek şekilde ekliyorum.
Kenardakilere de bir çıkarayım. Şu arkadan. Şurada bir adet van tuzu var. Şöyle dursa ne olur? Şöyle çalışsa. Yanlış mı olur acaba? Ayarlayalım da şunu. Taş gibi oldu. Ya böyle yandan da emanet gibi duruyor. Oradan alalım da. Çıkmıyor da. Şöyle kenara koyayım. Şöyle dursun en azından. Şöyle dursun. Heh, şöyle dursun. Şöyle. Heh, şöyle dursun. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Yavaşça. Isılar 1. Fazla dağıtmadan şöyle. Fazla dağıtmadan. Mercanların üstüne gelmeyecek şekilde suyumuzu ekliyoruz. Balıkların da üstüne gelmeyecek şekilde. Dalga motorundan üstüne doğru ekliyorum ki şu PS7'yi de aslında şöyle çevireyim ya. Şu tarafa baksın. Her zaman tutmayan PS şimdi. Şöyle baksan olur. Şöyle dursa. Oynuyor lan. Böyle olmadı. Neyse eski yerini alalım şimdi. Ona burada yer yapmıştım. Eski yerini aldım. Bir yandan da elimde yara var arkadaşlar. Suya sokamıyorum. Tuzlu su yakıyor. Şimdi yavaşça şunu da ekleyelim. Şunları da ekleyelim mi? Şöyle. Su arttı ama önemli değil. Suyu kullanırız. Onu bir şey yapıp doldururuz zaten. Şişemiz var. Şimdi dostlar startı vereceğiz. Startı vermeden önce aydınlatmamızı düzeltiyoruz. Şöyle. Her şey yolunda mı? Yolunda. Bir startı verelim isterseniz sizlerle beraber. Şu tripodu çıkarıyoruz. Tripod çıktı. Şunu da çıkar.
Şimdi PS'yi çalıştıracağız ilk önce. Evet. PS'miz çalıştı. PS çalıştı ama şunu sıkıntılaştıralım. Peçete dağılayım. Her yeri de dağıttık ya. PS'miz çalıştı. Işığımızı açacağız birazdan. Ama önce ısıtıcımızı çalıştırmamız lazım. Isıtıcımızı çalıştırdık. Dalga motorunu açıyoruz arkadaşlar. Dalga motorunu açtık. Şimdi de sıra geldi en güzel noktaya. Işığımız. Işığımızı açıyoruz. Şöyle geldik. Geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Akvaryumun üstünü herhangi bir bahçe teli işinizi görüyor. Şöyle kapatıyoruz. Bir dakika. Bir yeri ayarlamamız lazım. Şöyle kapattık. Balık atlamalarını herhangi bir şekilde üstünde cam olmasın, su buharlaşmasın diye bu şekilde kapatıyoruz sevgili dostlar. Şunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Çöp. Şunu atabiliriz. Şu ikisi duracak. Bu keratalara süpresi vereceğiz. Aynı zamanda. Çöpleri kaldıralım. Size bir güzel seyir bırakalım.